Ekonomide işler hiç iyi gitmiyor. Ee, siz de farkındasınız zaten. Zam üzerine zam yemeye devam ediyor bütün Türkiye'deki bütün ürünler. Hani hakikaten bitmeyen zam yapmışlar. Şimdi bakın bütün vergilere zam gelmeye başladı. Ürünlerin kendisine zam gelmişti zaten. Hatırlayacaksınız enerjiye zam geliyordu. Motorine akaryakıta sürekli olarak zam geliyordu. Gıda enflasyonu almış başını yürümüş vaziyette bütün gıda ürünlerine zaten zam geliyordu. İşte efendim yer sebze meyveden tutun yumurtaya süt ürünlerinden ete. Hepsine zam geliyordu zaten sebebi de Ragıp'ın yazdığı üretim ve sanayi bitti tarımda da sona geldik. Şimdi bu ürünlere zam geldiği gibi zam gelen ürünlerin vergisine zam gelmeye başladı dehşet bir şey. Dehşet bir şey. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Akaryakıt yeniden zamlanıyor. Dün gece arası itibariyle bütün akaryakıt ürünleri yani motorin gibi, LPG gibi, e, akaryakıt gibi, benzin gibi bütün ürünlere zam geldi. Burada biz e, bir araba kiraladık. Dehşet bir rakamda onu söyleyebilirim. Ya aslında ucuzdu tabii buranın rakamlarına göre ama bizde kur şokları yaşandığı için burada her şeyi çarpı 30 olarak hesaplıyoruz ve ortaya acayip bütçeler çıkıyor. Uzay biz benzinin litresine kaç para verdik? 65 avroya 4'te 3 depo doldurduk değil mi? Kaç litreydi acaba o? Sen biraz bakayım Yunanistan'da benzinin litresi diye. Yani bizim anladığımız şu Avrupa ile Türkiye'yi eşitlemiş durumdalar. Yani bir avroya Türkiye'de benzin rakamlarını getirmiş durumdalar. Henüz getirmediler ama getirmek üzereler. Şu anda 26-27 seviyesinde. Türkiye'de benzinin litresi Avrupa'da bir avro olarak hesaplarsak çünkü bir avro yanılmıyorsam burada benzinin litresi e işte o da zaten 30 lira gibi falan bir rakama denk gelecek yakında ona oralara sabitleyecekler sanki benzin benzer şekilde mesela e, şeylere giriyor gittik e, bir biçe gittik burada bir plaja plaja gittiğiniz zaman e, 20 avro harcamak zorundasınız bu kadar başka hiçbir şey yok. Yani hani şeye ayrı, işte şemsiyeye ayrı, şezlonga ayrı, yemeğe ayrı bir para vermiyorsunuz. 20 avro harcadığınız zaman şemsiye de sizin, işte efendim oradaki duş da sizin, oradaki deniz de sizin, şezlong da sizin. Hiçbir şekilde ayrı bir bütçe almıyorlar. Ve bu 20 avronun içinde genellikle iki kors yani iki büyük bir ana öğün yiyebiliyorsunuz. Ve yemeklerin de çok lezzetli olduğunu ve oldukça büyük porsiyonlar olduğunu söylemeliyim. Yani acayip acayip durumlar ne kadarmış? 1.8. 1.8'miş. 1.8 avro. Aa o zaman Türkiye'de benzin 50 TL'ye kadar bile gider. Yani 1.8 avro şu anda neredeyse 50 TL, 60 TL evet. civarı. Bir şey oldu Türkiye'de. Şimdi vergiler sürekli olarak zamlanmaya başlayınca KDV zamlandı. Ve en hayati ürünlerde %8'den %20'ye çıkartıldı. %10'dan %20'ye çıkartıldı. Böyle olunca ürünlere sürekli olarak zam gelmeye devam ediyor. Bugün Berna Laçin bir tweet attığı için linç edildi. Ne yapsın kadın yani? Berna'nın ne suçu var? Bu ikinci tweet. İlk tweet'i görelim önce. İki gün önce 580 liraya aldığım tuvalet kağıdının bugün aynı satıcıda 1100 lira olması nasıl açıklanır? Şimdi herkes demiş ki 580 liraya sen neyin tuvalet kağıdını alıyorsun ablacığım demiş. Bir gelen zamma da 5'te satıcı ekliyor. İyice sapıttı piyasa. Görelim açıklamış Berna. Evet, kardeş her şeyi de açıklatmayın. Tabii ki tek rulo değil 580, 128'li euro. Buyurun görsel ve fiyat değişimi diye onu da anlatmış. Evet tabii yani zinç her yerde var biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi niye tuvalet kağıdına zam geldi? Çünkü bütün kağıt oranlarının, daha doğrusu kağıt ürünlerinin KDV oranları yükseltildi. KDV oranları yükseltilince ürünlerin kendisine de zam gelmeye başladı. Dün itibariyle içkiye, sigaraya, bütün akaryakıt ürünlerine, kağıtla e, üretilen bütün ürünlerin tamamına tuvalet kağıdı da dahil olmak üzere iğneden ipliğe her şeye yeniden zam geldi. Ve bu zamlar gelmeye devam edecek. Neden? Çünkü yeni e, vergiler geliyor ve yeni vergiler artırıldıkça ürünlerin de fiyatı artmış oluyor. Ozan Bingöl çok değerli bir vergi uzmanıdır. Kendisi. Bak Ülya yazıyor. Vernel 65'li kasada 95A101 e, kağıt fabrikaları evet ne yazık çok oldu. Türkiye'de kağıt üretemiyoruz, ithal ediyoruz. İthal ettiğimiz için döviz endeksi olarak KDV'de de zam geldi. Aynen. Bütçedeki açık o kadar büyük ki temel mesele bu arkadaşlar. Para yetmiyor, kasada para yok. İktidar harıl harıl sıcak para arıyor, bir türlü sıcak para bulmuyor, bulamıyor. Yabancı yatırımcı da ülkede herhangi bir yapısal reform, bir orta vadeli program, işte efendim ortodoks temellerle yönetilen bir ekonomi aklı falan görmediği için buraya gelmiyor. Bütçedeki açık o kadar büyük ki vergilemede kümesteki kazları yolma aşamasından Hay Allah kendimizi bir anda kümesteki kaz gibi e, hissettik ama sinekten yağ çıkarma aşamasına geçildi. Yurt dışı çıkış harcından ha evet ona da zam gelmiş. 150 mi ödedik kişi başı uzay? Yurt dışı çıkış harcı? 150, sanırım 150 ödedik ona da. Gümrük sunum ücretine poşet vergisinden buyurun poşet vergisi. Akaryakıt ÖTV'sine bandrol ücretinden 20 bin TL oldu arkadaşlar ücretimiz. E, yurt dışından telefon getirmenin harcı bu artık harç olmuyor tabii bu haraç oluyor e, tüm paylara kadar her kalemde zamlara hazır olmak gerek diye yazmış 50 falan değil 150 e, bu zamlar durmayacak e, Ozan Bingöl de söylüyor onu bundan sadece 6,5 ay önce 3 yıl üzeri bir pasaport harcı 1478 iken bugün bu tutar 4943 6,5 aylık artış oranı yani sadece yarım yıl içerisinde Yüzde %234 yani bu iktidar diyor ki kardeşim bana oy vermeyen bir grup var ya diyor. Bunlar böyle modern dünyaya açık falan bir kitle. Bunlara diyor verin sırtlarına diyor. Fakat tabii bu olurken vergilere de sürekli zam geldiği için sıradan tüketici orta sınıf kalmadı ya Türkiye'de orta sınıf diye bir şey. Onlar da perişan bir vaziyette. İnsanlar bu tuvalet kağıdını nasıl alsın ya? ya i̇nsanlar bütün bu. E, vergilerle birlikte e, tavan yapmış olan gıda enflasyonun karşısında nasıl direnebilsin? Zaten kiralar efendim barınma krizi almış gitmiş vaziyette. Togun MTV'si bu acayip bir şey. Yani bir buçuk hafta içerisinde Toga iki kere zam geldi. Tog dediğimiz Türkiye'nin yerli ve milli otomobili, otomotiv sektöründeki her ürüne zam geldiği için Toga da sürekli olarak zam geliyor. Ve daha TOG'lar teslim edilmeden yani çünkü birçok kişi sipariş verdi, birçok kurum sipariş verdi. Biraz da bu iktidara böyle şirin gözükmek için e, galiba bunu yaptılar. Daha teslim alamadan aramalarını, arabalarını iki kere TOG'a gerçekten de zam geldi. Apple'a da zam geliyor. Apple'a zaten kendi zamlı geliyor bu arada yani. Apple kendi ürünlerine zam yapıyor. Ama onun ötesinde dövize endeksi bir ürün olduğu için döviz kurları zıpladığı için Apple'a zaten ekstra zam geliyor. Yetmiyor. Bir de özel tüketim vergisi ÖTV'ye zam yaptıkları için yani vergileri zamlandırdıkları için dehşet bir vaziyette her ürüne zam gelmeye devam ediyor. Bu vergi politikaları aynen devam edecek. Niye? Çünkü bütçede çok ciddi bir açık var. Eskiden ek bütçe yaparak yani sizin çocuğunuzun işte efendim torununuzun gelecek nesillerin parasını kullanarak bütçeyi iki başını iki yakasını bir araya getirmeyi deniyorlardı. Şimdi bu işi Merkez Bankası üzerinden yapıyorlar. Oradaki mevduat hesapları üzerinden yapıyorlar. Ne demek o? Şakır şakır para basıyorlar demek. Peki para basarlarken ne oluyor? Enflasyon almış başını gidiyor. Bugün Özgür Demirtaş'ın galiba bir enflasyon anketi vardı. Özgür Hoca sormuş demiş ki enflasyon beklentileri her zaman çok önemlidir. Merak edip demiş soruyorum gelecek bir yıl içinde fiyatlar ne kadar artacak beklentinize göre lütfen bunu biz de açalım. Açık uçlu soru olarak açalım lütfen siz de söyleyin. Yarın bu saatlerde politika yapıcıların bu anket sonucunu değerlendirmelerini dilerim demiş. E %10-25 arasında artacak enflasyon diyen %4,3. Bunlar bayağı <laughs> iyimser buldum ben onları. %25-60 arasında artacak diyen %18,3. %60-100 arasında artacak diyen %29,2, %100 ve üstünde artacak diyen %48,2. Hadi buyurun bakalım. Yani şu ana kadar kaç kişi cevaplamış? 159 bin, 164 bin, aman Allah'ım 164 bin 500 kişi Özgür Hoca'nın anketini yanıtlamış ve bu 164 bin kişinin neredeyse yarısı %100 ve üzerinde artacak demiş. Dehşet bir şey bu ya. Yani benim anladığım Türkiye'nin yarısı eğer bu anketi bir modelleme olarak alacaksak zaten Türkiye'nin enflasyon rakamlarına inanmıyor. Türkiye %60 civarında enflasyon rakamı açıkladı biliyorsunuz. Ee, pardon ya olur mu %38 açıkladı en son. Anneannem rahmetli uydur uydur ipe dizlerdi. Tam o kafa yüzde otuz sekiz ne ya? Yüzde otuz sekiz enflasyon rakamı açıkladı insanların yani bu ıı, ankete oy veren neredeyse iki bin kişinin yarısı yüzde yüzün üzerinde enflasyon artacak diyor. Niye böyle oluyor? Hani ne olmuştu? Ortodoks akılcı rasyonel politikalara dönüyorduk bakın. Ortada dönülmüş bir rasyonelite, akılcı bir politika falan yok anlaşılan. Aksi takdirde rakamlar bu şekilde çıkmazdı ve TÜİK yayınladığı bu oranlarla milyonlarca emeklinin hayatını bir kabusa dönüştürmüş vaziyette.